GRT TV'den iyi akşamlar sevgili izleyenler. Ben Burcu Besle. Gaziantep'in gündemini paylaşacağımız haber bültenine hoş geldiniz. İlk haberimizle başlayalım. Gaziantep'te bir fabrikaya işçi taşıyan servis otobüsüyle harfiyat kamyonu kafa kafaya çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. İşçileri taşıyan servis otobüsüyle harfiyat kamyonu çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı. Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen kazada fabrikaya işçi taşıyan Ali A idaresindeki servis otobüsüyle Mehmet G idaresindeki hafriyat kamyonun 3 yol kavşağında kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonucu işçi servisindeki 14 kişiyle birlikte kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanelerde tedavileri devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Karkamış ilçesinin sınırlarından geçen Fırat Nehri'nin turizme kazandırılmasını isteyen vatandaşlar, nehrin etrafına plaj ve piknik alanlarının yapılmasını talep ediyor. Fırat Nehri'nde her yaz yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmek için güvenli bir alana ihtiyaç duyan vatandaşlar, nehre gönül rahatlığıyla girebilmek için çözüm bekliyor. Orta Doğu'nun en uzun ırmağı olan Fırat Nehri Türkiye sınırları içerisinden geçerek Basra Körfezi'ne kadar uzanıyor. Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa illerindeki verimli toprakları suyla buluşturan Fırat Nehri ülke ekonomisine ciddi kaynak sağlıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesi bölgesinde yaşayanlar da Fırat Nehri'nin turizme kazandırılmasını istiyor. Nehir etrafını güvenli bölgelerin yapılarak plaj açılmasını isteyenler Fırat Nehri'nin Tunceli'deki Munzur Çayı gibi olmasını bekliyor. Tehlikeli ama yapmıyorlar bize piknik alanı. Mecbur sıcak olduğu için her bir suya atlamak zorundayız. Çok tehlikeli bir su burası, çok güzel. Karkamış çok sıcak. Bunaldık. Mecbur yeğenlerle çocuklarla geldik. Çok tehlikeli olduğunu biliyoruz. Ama tehlikeli de olsa serinlemek için denize gidemiyoruz, imkanlarımız zayıf. O yüzden mecburen gelip tehlikeli de olsa burada atlıyoruz. Her sene burada 3-5 kişi boğuluyor. Yetkililerden yüzme alanı ve piknik alanı istedik. Ama bir türlü bu zamana kadar yapılmadı. Ben rica ediyorum tekrar yetkililerden. Şu güzelim Fırat'a piknik alanı yapsınlar. Emniyetli yüzme alanları yapsınlar. Buraya güzel bir besin alanı, güzel bir havuz. Çocuklar da, şeyler de rahat etsin. At kanalı alamazsın. Yeter lütfen. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın işbirliğinde hayata geçirilen Kuzeyşehir Toplu Konut Projesi'nin 5. etap 2359 konut için hak belirleme kura çekilişi kapsamında 1252 adet 2+1 daire sahiplerini belirledi. Türkiye'nin en büyük konut projesi olan 50 bin konutlu Kuzeyşehir projesi ile şehirdeki konut açığını gidermek için kollarını sıvayan Büyükşehir, 8500 dönümü 250 bin nüfusun yaşayacağı yeni bir yaşam merkezi kuracak. Kuzeyşehir Toplu Konut Projesi 5. etap 2359 konut için hak belirleme kura çekilişi kapsamında 1252 adet 2+1 daire sahipleri belirlendi. Yatay mimari esas alınarak Kuzeyşehir konutlarında ev sahibi olmanın heyecanını yaşayan yüzlerce vatandaş kura çekilişinin yapılacağı salonu doldurdu. Kuzeyşehir 5. etap 2359 konut için 6177 başvuru alındı. Talat Özkars'ta spor salonunda düzenlenen çekiliş töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, emeği geçen herkese teşekkür etti. Kuraların ilk olarak Haziran 2018'de çekildiğini hatırlattı. Derseniz sonunda bir üretim bölgesi varsa onun yanında da mutlaka orada çalışan emekçilerin kalabileceği, oturabileceği bir mekan var. İşte bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız, Bakanımız Sayın Fatma Şahin Efendi de
150 bin çalışanı olan Orman'da sanayi bölgesindeki işçilerimizin yolda geçen geniş bir yoldan 1,5-2 saatlik yollarını hem azaltma, hem bunların yolculuklarına alma, hem de daha verimli çalışmalarını sağlamak maksadıyla Kuzeyşehir projesi düşünülmüş ve bu da hayata geçirilmiş. TOKİ OSEDE işbirliğiyle bu proje hayata geçirilmiştir. TOKİ Proje Koordinatörü Hasan Hüseyin Çelik ise TOKİ'nin yatırımlarından bahsetti. 13 adet düzeltiyorum, 16 adet cam yapıp 1 adet hastane yine Gaziantep'e diğer şehrimizin hizmetine sunduk. Hayırlı olsun efendim. Efendim bugün başlayan alalım. Masalara arkadaşlar sunduk. Gönüllü alacaklar. Bir haberin daha sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.